Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Yolları olarak ÖSYM'nin YKS ile ilgili sınav kararını protesto için buradayız. Yanımızda Ankara Gençlik Yolları'ndan üyelerimizle birlikteyiz. Bugün bu sınav çalışan ve dikkatli olanın değil, psikolojisi bundan sonraki süreçte iyi olan için yapılacak bir sınavdan başka bir şey olmamıştır. 2,5 milyon yerli ve milli öğrencinin karşısında Antalya'ya, Alanya'ya turistler gelecek diye sınavın yeniden erkeğe çekilmesini buradan açık bir şekilde protesto ediyorum. Bugün tarihiyle, sınavın tarihiyle alakalı oynama olabilir ama sınavın kimyasıyla oynanmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Sürenin 30 dakika uzatılması, 180 olan barajın 10 puan indirilmesini de açık bir şekilde protesto ettiğimizi bildirmek istiyoruz. Yalnız takıldığımız bir nokta var. Allah'tan sınav olmadan sınavı geçen hafta yaptık demediler bizlere. Bu noktada planlamanın olmadığı, hiçbir şekilde eğitimcilerin bu sürece dahil edilmediği de ortadadır. İşte bu anlamda başkanlık sisteminin bu ülkeye zarar verdiğini düşünen gençler olarak ÖSYM'nin önünde alkışlı bir şekilde protesto ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ülkemizin kolektif bir iradeyle, yani hep birlikte süreçleri bir arada eğitimcilerle, öğrencilerle tasarruf yapılan bir memleket hayaliyle herkese selamlarımızı iletiriz. AKP'nin robotlaştırmak istediği 2,5 milyon memleket gencini temsilen sözü robot arkadaşımıza bırakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu üzere YKS tarihlerinde bir kez daha değişiklik yapılmış oldu. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki, oradan bakıldığı zaman robota benzer olabiliriz ama bizler sayısı yaklaşık 2,5 milyon üniversite hazırlık öğrencisiyiz. Planlanıp düşünülmeden alınan bu karar memleketin geleceği olan yüz binlerce gencin mağduriyetine yol açmıştır. Bu mağduriyeti telafi etmek ve siyasi kaygıyla sınavın süresini uzatmaksa sınavın kimyasını bozmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bununla da kalmayıp baraj puanını düşürmek bir tür illüzyon göstergesinden farksızdır. Pandemi sürecinde bizlere açıklanan tarihe göre planlamamızı yapmışken yüz binlercemizin planını bir kez daha alt üst etmiş bulunuyorsunuz. Bu kararın eğitimcilerden uzak bir şekilde alındığı ve yine sorunun tek bir adamın karar vermesinden kaynaklandığı çok açıktır. Uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet altyapısına sahip olmayan öğrencilerin mağdur edildiği ortadayken bu eşitsizlikleri daha da arttırmak anayasamızda yazılan sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Alınan bu karar, iktidarın bu ülkenin geleceği olan gençlerden ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Memleketin geleceğiyle oynayıp bizleri robot olarak gören ve bizlerin tepkisi sonrası 30 dakika ek süre ve baraj puanını düşürme uygulamasına gülüyor ve sınavın erken çekilmesini protesto ediyoruz.